Ya çok komik bir olay oldu. Bizim sevgili Aylin Aslım benim arkadaşımdır. O da Ohrid'deydi. Bizi oraya davet etti. Oraya gelin hadi orada takılalım. Çok güzel bir yer. Ohrid'de çok güzel bir yer Makedonya'da. 30 yıldır vukuat çıkmıyormuş Ohrid'de ve olay çıkmamasıyla meşhur. Bir şehir bununla mı meşhur? Evet, bu şehirde olay çok sakin. Çıkmıyor. Şey UNESCO tarafından da korunuyor. Çok güzel bir şehir. Göl kenarında. Abi gittik yerleştik. Fakat o gece. O gece. Ha. Yerleştik otele yerleştik. Aynen şöyle bir olay yaşadık. Bir pub'a gittik. İşte takılıyoruz. Bir tane teyze var orada 70 yaşında. Teyzeyle amca dans ediyorlar. Bizim yanımızda. O kadar. Benim gördüğüm o. Olay bu mu? Evet. Oymuş. 70 yaşında teyzenin. Sonra bir çocuk girdi içeri. O teyzenin oğluymuş. İçeriden yeni çıkmış. Demişler ki sana telefon açmışlar. Demişler ki senin anan burada heriflerle dans ediyor. Ay. 70 yaşındaki teyze. Teyze. Abi sen de oradasın o sıra. Ben de oradayım. Dans edersin. Anasıyla dans etmiyorum. Evet, teyzeyle dans. Ben olay Bülent'e nasıl bağlanacak? Ben artık oradayım. Sen gördün adamı geldi. Teyzeyle dans eden sen değilsin. Hiç değilim, hiç alakam. Hatta teyzeden uzağım. Teyze biraz kendini de sapıtmış. Affedersin. Öyle çok şey yapmıyorsun. Deli mi ya? Finali çok merak ediyorum. Abi iki kişi girdi içeri. Teyzenin oğlu Ohrid'in psikopatıymış. Yeni çıkmış cezaevinden. Benim anamla kimse dans edemez diye. Abi bir 5 dakika içerisinde barı paramparça ettiler. Bayağı Türk filmlerindeki gibi. Bütün camlar, bardaklar havalarda uçuşuyor. Kafalar patlıyor. Sahnede sanatçıların bellerinde gitarları kırılıyor falan. Öyle dövüyorlar insanları. Ben de aileni tuttum. Aylin oraya gitme. Aylin dur falan derken Doğacan var arkadaşım. Şu orgun başındaki ork. Ork ya. Oradan onun kafasına Amerikalıları dövüyorlar o sırada. Ay şimdi kadından olan niye bütün bara sıçradı? Bara yansıdı. Kavga öyledir ya abi. Bizim orada şöyle bir durum oldu. İçerideki turistler ayırmaya çalışırlarken bunlar Amerikalı turistlere daldılar. Ay. Evet orada da siyahi turistler vardı. Onlara dalarlarken benim arkadaşım da birazcık siyahilere benzer. Onu da siyahi zannedip kafasına vuruyorlar. Oradan vurdukları şişenin dibi sekiyor. Benim buraya geliyor. Sen bu kadar alakasız. Hiç alakam yok. Kan ben revan de sandım içinde. Ki Bülent diyecek ya ki ben de tuttum ya? Adamı falan. Sonra adamı ben tut. Evet, ben onu sen misin ya? Psikopat ben miyim? Sonra şey oldu mu yani? Geldikten sonra hani hiç alakan yokken daldın mı olaya sen de? Yok arkadaşımı yerde tekmeliyorlardı. O sırada bir daldım. Aa sizin başınızda inanılmaz bir şey ya. Gelene bak. Aradım konsolosluğu falan dedim. Yani bizi burada dövüyorlar. Biz dayak yiyoruz. Ve alakamız yok. Burası sakin. Ohrid'de 30 yıldır olay çıkmamış. Hayır benim korkum teyze üstüne kalacak. Ona korkuyorum ya. Bülent de teyze böyle. Sonunda. Konsolosluğu evleniyorlar böyle gizli böyle. Teyze kalmış. Evleneceksiniz. Konsolosluğu aradım hani ne olur ne olmaz diye bir haber vereyim dedim. Konsolosluk bana dedi ki sakın dedi olaylara karışmayın. Ya. Dedim biz karıştık. Konsolosluk da anne gibi tavsiye vermiş ya. Anneannem de bana o tavsiye veriyor. Olaylara kendini, karışma yavrum. Peki teyze ne oldu? Teyze en son karakolda gördüm. Çok mahcuptu, çok utangaçtı. Oğlunu tekrar tutukladılar. Oğlu 5 yıl yemiş. Yeniden. Geri gitti. O çocuk yüzünden olay çıkıyormuş belli ki o zaman. Tabii. Yine Ohrid'i karıştıran çocuk benim. Bir tane çocuk var içeride demek ki tek o var. Onu sıkıyor, da sıkıyor, dövüyor, giriyor. Dövüyor, dövüyor, giriyor. Sonra da ama çocuk içeri girdiği gibi de anası çıkıyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. 70 yaşında diyorsun. Bizim aklımız hep böyle gözlem açan teyze geliyor. Öyle değil belli ki yani.